Size bir şey söyleyeyim mi? İki gündür konuştuğumuz şeylerin hiçbirinin doğru olduğuna inanmıyorum. Yani sizin fikriniz nedir bilmiyorum ama konuşulan hiçbir şeyin doğru olduğunu, yerinde olduğuna inanmıyorum. Herkes bir şey anlatıyor. Ee, özellikle konuşulanları arkadaşlarımız incelediğinde kelime kelime o kadar çok çelişki var ki inanılmaz çelişkiler var. Mesela sizin de emrecim hazırlarsanız Murat Bey'in de mesela bir sözüne dikkat çekti arkadaşlarımız. Emre hazırlasın. Ben size söylüyorum bak araştırın. Karaman'da değil bu. Karaman'da, Karaman'da. De bilgileri var. Araştırın. Karaman'da, Karaman'da kesilmiş. O konuya biliyorsunuz siz. Karaman'da kesilmiş. Öldü. Mesela ölüsü. Ya, ya, öldü mü bu kız? Bilmiyoruz işte. Ölüsü dediğinize göre. Ya psikolojik bazen ağzından çıkıyor. Müge Hanım o sözler. Yani ister istemez. Yani yedi yıldır kayıp. Herkes ölümü dirimi mü bildiği yok ki. Anladım. Bir daha bir izleyelim. Ben size söylüyorum bak araştırın. Karaman'da değil bu. Üzerinde bilgileri var. Araştırın. Karaman'da oruçun. kesilmiş. O biliyorsunuz siz. Karaman'da kesilmiş. Karaman'da kesilmiş. Karaman'da kesilmiş. O biliyorsunuz siz. Yani o zaman bu kızın öldüğü sizin kulağınıza geldi. Yok, ölmüştür diye herkesin konuştuğu Yedi yıldır olmadığını ben mesela düşündüm şu da var. Hı. Hani Türkiye'de olsaydı hani bir şekil ismi çıkardı hani biz izlediğimiz duyduğumuza göre ama Gürcistan'a, Irak'a, Suriye'ye biriyle kaçmış olabilir. Onu da bilemeyiz. Niye kaçıracaklar onu Suriye'ye, Irak'a? Şimdi Gülşen Hanım'ı e, tanıyan bilir diyorum ya. Belki birini sevdi. Belki bir şeyden kaçtı. Onu o ben Aa, bilemiyorum. Sevdi gitti. Suriye'ye kaçtı gitti. Bir üç ay, ay gitti. Bir sene evet. gitti. Üç sene gitti. Sek, se, yedi yıldır mı? Sekiz yıldır mı? Valla Müge Hanım ben o kadar da bilmiyorum. Ben bildiklerimi söylüyorum. Daha, daha da fazla bilgim yok. Anladım. Yani niye kaçtı? Mesela niye ben ayırmasın. şöyle izah edeyim size. E, düşündük sıra aklımıza geliyor. E, Fatoş Hanım da hatırlayacaktır. Yani. sene 2013'te bu Gülşen Hanım kaybolduktan sonra ama tam net o konuyu hatırlayamıyorum. Savcılığa, savcılığa hani e, kızımın parasını nasıl alabilirim diye gitti diye biliyorum. Ve orada da bana Kızın aynı hakaretlerle saldırı ya. yapmıştı. Kızım parası yok ki. Kiradan bahsediyorum. İki şey, 700 evet, milyon. Kendisi kaybolmuş ve yani aynı aynı, aynı, ha aynı hakaretlerle saldırı orada da yapmıştı bana. 700 milyon. Şimdi siz e, kızınızın e, bu vefat eden eşinden yani e, aşkım ismini Pınar. Şöyle şey Pınar'ın babasından kalan bir ev var. Orada o da kiraya veriliyor. Oradan bir kira alınıyor. Bu penanın ailesi kira verir, ben değil. Anladım. Siz kızınız kaybolmadan önce mi o kirayı bana verilsin diye bir noterden işlem yaptınız? Kaybolduktan sonra. Kaybolduktan sonra hiçbir şey yapmadım. Ka hiçbir şey. Ama böyle o bir iddia var. var. Kaybolduktan gitti, sonra. Saldırdı. Hayır. Kaybolduktan sonra da saldırmıştı. Bir dakika 2014'te yani. annem buraya çıktığında. Üç, üç, dört, dört ay sonra. Bir, bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? 2014 yılında annem buraya çıktığı zaman bu konu gene konuşulmuştu. Sizde onlar çocukların hakkı. Çocuklara çocuklar biz de nenemde kaldığımız için Nenem de o yüzden tamam. Ama mı? ama e, kaybolmadan önce mi yapıldı bu kaybolduktan sonra mı? Şu bana verdiğiniz ne sonra sonra. Sonra. çıkışını lütfen bana verir misiniz arkadaşlar? Ben bunlar velayette üstüme aldım diye dava açtım be. Mirayla, de, Miray'la Mirayla alakası e, yok. Ev, evin sadece noter satışı var. Yani kimliği yok öldükten annesi sonra tapuyu alamadan hı. ölüyor. Sadece noter satışı görünüyor. Bunlar da hani tapuyu nasıl çıkartabiliriz gibisinden de uğraştık yani bununla da alakalı. Zaten canlı yayında da siz e, Hatta bunlar çocukların hakkı. 2014 yılından bahsediyorum. Bunlar çocukların hakkı. Tamam çocukların hakkı, hakkı da şimdi evet. olay başka bir yere gittiği için söylüyorum ben. Ha. Şu anda nerede Kimin evi? Yani ev, şu Ev an, şu anda kimde? Şu an e, kiracılar yok öyle duruyor. Yok. Tamam kim alıyor kirayı kiracılar oturuyor? Biz alıyoruz kardeşimle ben. Kardeşinle ikiniz evet. alıyorsunuz. Gayiplik çıkarttınız mı siz annene? Nasıl yani? Yani siz kayıp başvurusunda bunu bunca yıldır yok deyip artık hani e, onun malı mülkü benimdir gayiplik karar deniyor öyle bir şey yaptınız mı? Öyle bu, bir şey yapmadım yok. çünkü ölü görünmüyor bir de e, ben aynı şekil hani çekmiş mi çekmemiş mi diye gittim gene postaneye de gittim. Peki bunu biz çekebilir miyiz dedim hayır dedi çünkü dedi ölü görünmüyor dedi. Tamam şey de. gayiplik kararı çıkartırsanız yapabilirsiniz. Ama öl, öldüğünü şey yapmak istemiyorum yani öyle. 700 Öldüdür milyon diye. iki aylık? 700 milyon. Anladım. Böyle büyük hani... bir para değil. Şimdi ee, kayıp Gülşen Kayıp Gülşen ölen kocasının evinden kira alıyormuş. Sonra siz Gülşen e, Gülşen için kayıp başvurusunda bulunmadan bir ay önce kirayı bundan sonra Gülşen'in hesabına yatırmayın bana elden verin demişsiniz. Evet. Halasın. Bana elde verin dedi halasın bu. Halasına veriyorlardı Pınar'ın halasına. Onlar da bize yolluyordu. Onlar da bunlara gönder, bana gönderiyorlar. Şimdi orada. bakın çok o kadar çok konuşmaya gerek yok arkadaş hakikaten benim beynim almıyor. Kızınız kaybolduktan sonra siz hemen ertesi gün gidip emniyete kayıp başvurusunda bulunmuyorsunuz. Aradan 3-4 ay geçtikten sonra bulunuyorsunuz. Ve bu kayıp başvurusunda bulunmadan önce de kiracılarınıza gidip diyorsunuz ki artık kirayı bundan sonra Gülşen'e değil benim hesabıma ben, yatırın. Onlar Karaman'dayım be. Evet. Dediniz yok. mi demediniz mi böyle bir şey? De ben halalarına dedim ben bundan tamam sonra işte dedim. Tamam işte halalarına onlarına Hı -hı. bunlarına. Onlar da tamam dedi. Tamam Gülşen'in hesabına yatırmayın benim hesabıma yatırın diyorsunuz. De Ve ondan sonra kayıp başvurusunda bulunuyorsunuz. Doğru mudur? Bilmiyorum ben hatırlamıyorum. Evet olabilir ben. çünkü e, annem onu. zaten hani e, annem yok gitmiş evden o bizim hakkımız olduğu için nenem de bunu savunmak amaçlı. Böyle bir şey söyledi hayane halama tamam, doğru. Şey siz hani kayıp başvurusunu dört ay sonra yapıyorsunuz. Hani siz zaten bizim, ilgili. ev, bizim evde değil gitmiş çıkmış gitmiş sinirlenip gitmişse bizi bırakmışsa gibi düşünüyorduk çünkü o zamanlar biz. Hani üç aydır mesela bizi aram, aramamıştı gitti. Şimdi burada dikkat çekici ha. olan Pınar. Ee, annen kaybolduğu halde evet. hiçbir e, hani resmi işlem yapmaksızın evet gelmeyeceğinden de emin olarak tamam ben de dedim ee, halasına dedim bu şene göndermeyin sağda solda yiyecek ee, dedim ee, bu çocuklar evde her perişan dedim bundan sonra dedim çocuklara gönderelim harcayalım dedim sizin ben de. sizin o sırada ev, evde kimler vardı sizin bir tane de oğlunuz mu var evde Hı -hı. neydi Yılmaz. onun adı Yılmaz, Hı -hı. Peki, Yılmaz. Yılmaz. peki Yılmaz'la Gülşen'in arasındaki şey nedir bir şey Problem o. nedir? Ufakta bir kavga, ağız kavgası. Hı? Ufakta bir ağız kavgası olurdu tabii ki. Ufak bir ağız kavgası. Yani ben nasıl... Ya birbirlerine Bilmiyorum giriyorlardı. Şeyler. Annem de biraz fevriydi bu konuda hani. Fevriydi adayman... Şiddet var mıydı evde? Tabii birbirlerine giriyorlardı o konuda. Annem de mesela şey yapmıyordu, dağıtıyordu mesela ortalığı falan, kırıyordu. Ondan sonra birbirlerine giriyorlardı öyle. Annem de yani fevri yaklaşıyordu hiç. Hani şey değildi. Konuda sakin değildi tartışırlardı yani. Hangi konularda tartışıyorlardı? Ya mesela hani dayım dışarı çıkması konusunda kızıyordu. Çünkü Karaman küçük bir yer. İsmin hemen çıkabilir havada bir yani Peki küçük bir yer olduğu için. Benim annen yasaklı madde kullanıyor. Peki dayın? Dayım da daha önceleri kullanıyordu. Evet. Yani o zaman annen dışarı çıktığı zaman annenden dayım para istiyor muydu? Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Ee, yani para gibi bir isteme gibi bir durumu yok yani. Dayın, dayının da işi gücü yok. Dayın da cezaevine giriyor, giriyor çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Onun da buldum şeylerini. Ee, evet, hırsızlık bu var, adam yaralama var. O da öyle çok duran oturan bir adam değil yani. Nereden bulacak uyuşturucu parasını? Yani o zamanlar çocuktum fazla bilmiyorum. Bazen gidiyordu kendine çalışıyor. Yani sürekli devamlı çalışmıyordu bir yerde. Evet. Hani iki gün çalışıyorsa yani, üç gün çalışmıyor. Yani annen de böyle gezerken o da uyuşturucu istediği zaman annenin de ona para vermesi gerekiyordu aslında. Nasıl yani dayım bir şey demek için hmm. mi? Hayır. Hayır. Annem zaten e, babam bilemezsin dedi. Tabii bilemem ben. ama annemin hani babamdan sonra kullandığını falan biliyorum. Zaten bu gibi sebeplerden dolayı nenem bizi e, şeye Karaman'a çağırdı. Annem kullanıyor diye ondan sonra bıraktı. Kullanmıyordu yani. Daha sonrasında tekrar kullanmaya başlamış mı başlamamış mı orasını bilemem ama dayımın bunu ona temin ettiğini düşünmüyorum. Öyle bir şey yok yani. Dayın ona temin etmez. Dayın kendisine temin etmek için. Bu kadar sokaklarda gezen kadından para ister. Annen de verir vermez. Ay, hayır hayır öyle, ay, bir şey öyle, yok, öyle, öyle bir şey yok. Öyle, bir şey yok Müge Hanım. Kesinlikle öyle bir yani şey yok. Yani o kavgaların nedeni yani aslında sadece nedeni? kızınız gezdiği için değil. Kızınız, ben kavga e, para da orada olunca, olunca Yılmaz orada olabilir. Olunca, Hayır. Çocuklara bakmıyor, etmiyor. Kavganın içine o da Ve gidiyor. E, Kavgamız da bu. orada o zamanlar o başka, zamanlar yaşı başka. da küçüktü. Ama bak şimdi çocuklara bakmıyor, etmiyor diyorsun. Sonradan da işte tamam. Murat geziyor deyince de Murat'ın üzerine saldırıyorsun. Bir dakika. Bu konu için hani e, 15 ama... günde bir, bir başka haftada kim? bir çıkıyor. Bak kim? şöyle bir şey var ablacığım. Ben de terlik için Senin biraz kızın... şimdi öğrenbilir. Senin ee, kızın okul hakkında de, da, zaten ne yazık hayatta hocam. değil. Siz de biliyorsunuz. Biliyoruz. Yani. O gece almış zaten. O gece ne olduysa. Evet şimdi artık hani onu mu yapardı? Bunu mu yapardı? Evet, bunların konuşulması yani. e, birinin arkasına çok hoş olmasa da bizim eğer, eğer amacımız bu hanımefendiyi kim ya da kimlerin öldürdüğünü bulmaksa şimdi artık bizden hani, o da öyle olmazdı bu da öyle olmazdı deyip vakit kaybetmeye Doğru. hiç gerek yok. Gerçekleri söyleyeceğiz. O Doğru. gerçeklerin üzerinden gideceğiz. Ne yazık ki böyle. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.